Yeniden merhaba Art TV izleyicileri. Artı Gerçek programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biz gene stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acerer'le birlikteyiz. Birazdan bize İnci Hekimoğlu ve Armağan Kargıl da katılacaklar. Evet, Suriye'yi konuşuyorduk. Sınırdaki kaotik yapıyı konuşuyorduk. Aslında evet. Dünyanın bütün orduları gelmiş ve Kuzey Suriye'de buluşmuş gibi bir manzaramız var şu anda. Bir de herkes mutlu. Bu da çok şaşırtıcı bir şey. Yani Türkiye'de mutlu, Rusya'da mutlu, Kürtler de mutlu, Amerika'da mutlu, petrol kuyuları diyor. Fakat Türkiye'nin durumu tabii, yani şimdi her kanalda biz arkasında bir harita, elinde bir çubukla Suriye uzmanlarını görüyoruz. Ama yani gerçekler onların da çok anlattıkları gibi değil. Senin de az önce sözünü ettiğin gibi. Mesela ne oldu? Kamışlı'da artık Türkiye sınırında Suriye bayrağı var. Bunun ötesinde Türkiye'nin isteği neydi burada? 440 kilometre evet. Bir alan ve bir ara 60 kilometreye kadar. Sonra 30'a razı oldu. 30'a razı, evet. Yani yüksekten açtı ve 30'a razı oldu. Hatta şunu hatırlayalım. Çavuşoğlu demişti ki biz tamam bütün işçileri alacağız ama El Hol kampı bizi ilgilendirmez. Bu şu demekti aslında. El Hol kampı 70 kilometre ileride. Biz oralara kadar girmeyeceğiz. Yani rahat olun demekti. Fakat Türkiye'nin elinde bugün fiili olarak hatta hala çatışmaların sürdüğü Tel Abyad, Resulay. 120 kilometre bir alan. Yani 440-482 defa kullanmıştı bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Birinde 440, birinde 480 olarak kullanmıştı. Ama 120 kilometreyle sınırlı kaldı ve orada bir biçimde evet. Durduruldu. Ve derinliği de 5 kilometre yani bu alan. Şimdi bu operasyonun içeriği konsolide etmek. Yani savaştan iktidarı sürdürmek. Aynı zamanda elbette o Sünni felsefeyle Arap kemeri inşa etmek, işte Kürt fobisi gibi pek çok nedeni vardı. Ama nedenlerinden bir tanesi de siyasal İslam'ın ve AKP'nin ruhuna çok uygundu. İnşaat ya Resulullah evet. Dediğimiz işte o meşhur bahçeli evler yapılacaktı falan. Şimdi bugün görüyoruz ki Erdoğan aslında sitem ediyor herkese. Çünkü İşte burada o yatırımlar, inşaat, ya Resulullah sistemi çalışmadı. Ve sonunda dün biz kendi olanaklarımıza evet. Gerekirse yapacağız dedi. Herhalde o artık 2-3 milyonluk bir şey değil, güvenli değil. Bölge değil. Yani ilk etapta 1 milyonu getirecekti Türkiye'ye. Afrin'deki gibi bir operasyon olacağını düşünüyordu. 1 milyon Suriyeli getirecekti. Bir yandan şunu da yapacaktı. Biz mazlumları hem koruduk hem bakın siz iç kamuoyu Suriyelilerden bıktınız. Şimdi artık savaş bitti onları gönderiyoruz deyip artı bir puan da toplamış olacaktı. Fakat bu matematiğin hiçbiri elimizde yok. Bana kalırsa iç kamuoyunun gazı da bir süreliğine alındı. Şimdi anketler yine yüksek çıkıyor. Erdoğan herkesi arkasında hizalamış gibi görünüyor ama şurada şu operasyondan çıkalı daha 2 hafta oldu ve yankılarını konuşuyoruz henüz. Ama Erdoğan sürekli o... Bunu diri tutmak istiyor, evet. Aktif tutmak istiyor. Ama yani bunun nesnel koşulları olamayacaktır. Çünkü Erdoğan bundan önce neyi aktif tutmak istemişti? İşte Afrin'i aktif tuttu bir süre. Ondan önce de 15 Temmuz'u evet. Ekmeğini çok yemişti. Fakat bir yerde bitiyor. Bir yerde bitince ne oluyor? Dönüyoruz Türkiye'nin esas meselelerine. Esas mesele nedir? İşte Süleyman Demirel'in söylediği en öncelikli mesele, tencere meselesi, ekonomi meselesi. Tabii çok daha farklı boyutlarda sorunlar da var. Kadın istismarı, çocuk istismarı, şiddet. Bunları yine konuşmaya başlayacağız. Evet, bu zamana kadar savaşla beraber evet. Bunları konuşmayı kesmiştik. Evet, dolayısıyla bana göre Erdoğan'ın içeride o sağladığı birlik de şimdilik hizalanma da çok gerçek değil. Biraz daha yapay görünüyor. Elbette Kürtlerin koyduğu gönül var bu noktada. Evet, yani bu operasyon aslında iç barışı da tehdit eder bir hale geldi. Evet. Yani bana kalırsa hala o toparlanacaktır ve Türkiye gerçek
sorunlarına dönecektir. Tabii muhalefetin biraz daha akıllı adımlar atması koşuluyla. Böyle bir ihtimal var mı, görüyor musun? Yani şu ana kadarki performansları çok kötü, özellikle savaş başladıktan sonra. Vallahi göremedik yani. Açıkçası göremedik. Nereden beri göremedik işte. Yani üst üste koyalım bütün hadiseleri. Dokunulmazlıkların kaldırılması. Hani çok takılmayın diyor. Tamam, çok takılmadık, kapattık. Yeni Kapı mutabakatı. Ardından Afrin'de aynı durum ve son olarak tezkere meselesi. Çok eksi puanlar tabii. De, yani özellikle ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu o tezkereye evet demesinin altında dolduramadı. Yani MHC'mizin burnu kanamasın diye biz bu tezkereye evet diyoruz dedi. Ya adamı savaşa gönderiyorsun sonuçta. Evet. Sonra da soruyor, ne işiniz var sizin Suriye'de diye. Ve 7 madde önümüze koyuyor. Aslında o 7 maddeye biz bu başında karşı çıkıyoruz yani. Ve bir gün önce tezkere deyip ertesi gün 7 madde önümüze koyması gerçekten hani devlet ciddiyeti, iktidar ciddiyeti diye bir şeyden söz ediyoruz ya, muhalefet ciddiyetiyle de aynı zamanda çok bağdaşan bir şey değil. Ve tabii bu süreçte de yani biraz umut veren 31 Mart'ta yeşeren, aşağı yukarı 23 Haziran'da da zirveye ulaşan bir o demokrasi cephesi, demokrasi birliği ciddi zarar görmüş durumda. Evet. Ya yine de bundan çok umutsuz olmadığımı ben söylemeliyim tabii. Ama Kürtlerin gönlünü tamir etmek gerekiyor. Sayın Selahattin Demirtaş da buna benzer ifadeler kullandı. Evet. Bir daha Türk şey dedi, Kürtler maraba değil evet. dedi. Yani esas şey o, marabası ya da payandası değildir dedi. Ya aslında şu yani çok basit bir şeyden yola çıkmak gerekiyor. Şu korku meselesi Türkiye'de bir türlü çözülemedi. Muhalefetin de genlerine kadar işleyen, aslında belki hepimizin genlerine kadar işleyen bu korku meselesi ne yazık ki çözülemedi. Ama bunun sınırı yok yani. Tabii mesela şimdi CHP tezkere evet diyerek aslında büyük bir itiraz fırsatını kaçırdı. Şüphesiz. İtiraz edenleri de yalnız bıraktı ve iktidarın baskılarına, iktidarın uyguladığı işte gözaltıydı, tutuklamaydı, şiddetine de kesinlikle yüz yüze bıraktı insanları. Yani işte o seçimden sonra AKP geriledi ve orada çok büyük bir adım atılacak, çok büyük bir alan vardı. Şimdi o alanı AKP'nin maalesef geri kazanmış olduğunu görüyoruz biz. Az önce sözünü ettiğimiz İstanbul'a fiili kayyum, aslında boğazların işgaliyle başlayan bu durumu tescillemiş oluyor. Hatta şimdi bir yasa hazırlığından da söz ediliyor evet. ki atanacak belediyelerin genel sekreterine ve genel müdüründe Cumhurbaşkanına bağlı olacak. Tabii burada da şimdi aynı şeyden söz edebiliriz. Buna mukabil şu söyleniyor, Sayın İmamoğlu bunu söyledi, yasal yollarımızı bakacağız dedi. Şimdi yani bu yargıyla. Evet, yani bazen de gerçekten bir şey söylememek gerekiyor belki. Çünkü bunu söylediğiniz anda bunun karşısına bu yargı, Cumhurbaşkanı'nın yargısı, tek adamın yargısı ifadelerini çok çabuk koyabiliyor insanlar. Ve buradan kızgınlıklar yaratabiliyorlar. Dolayısıyla bu artık iktidarın yargısıyla bu meselelerin çok da fazla çözülmeyeceği ortada görünüyor. Yargı paketinden de, yargı reformundan da aslında anladığımız farklı bir şey değil. Evet, şimdi İnce Hekimoğlu'na gidelim. Çünkü İnce Hekimoğlu'nda Artı Gerçek'te şey yazmıştı. Tek adama karşı tek adam muhalefeti diye CHP'nin içerisindeki durumu yazmıştı. İnci merhaba, hoş geldin. Merhaba. Evet. Merhaba. Geçen gün sen aslında CHP'nin başarı diye sunulan son seçimdeki performansın tam da başarı olmadığını yazmıştın, sayılarla vermiştin. Hatta evet. işte tek adama karşı tek adam muhalefeti demiştin. Evet. Şu anda tezkereye evet dedikten sonra muhalefetin içinde bulunduğu durum nedir? Yani şöyle bir tablo gözüküyor CHP içinde. Çok ciddi bir muhalefet var. Hem tabandan yükselen, genç kesimden,
hem de milletvekilleri için de ciddi bir tartışma var tezkereye eklenmesi. Çünkü tam da az önce bahsettiğiniz muhalefetin itiraz eden, bu rejime itiraz eden blokun dağıtılmasına yönelik çok ciddi bir başarı kazandı AKP. Ya da AKP demeyelim, şu andaki iktidardaki koalisyon. Ve bunu da zaten seçimlerden önce hepimiz biliyorduk, buna yönelik operasyonlar yapacağını İYİ Parti üzerinden ya da başka kanallarla. Çok ilginç, yani bunu görüyoruz, biliyoruz ve bile bile de bu oyuna düşüyoruz. Yani muhalefet düşüyor. Geçen gün Erdoğan kendisi MKYK toplantısını söyledi ve karşımızdaki bloğu parçalamayı başardık dedi. Başardık dedi ve bu da beklenen bir şeydi, sürpriz bir şey değildi. Hatta elinde kalan, yani ben yazmıştım ve bilmiyorum, hatırlamıyorum, başkaları da yazmıştır muhtemelen. Elinde kalan son seçenek zaten bir savaş çıkartmaktı. Bunda yine muhalefet göre göre CHP yönetimi evet dedi ve tabii ki bu tartışma doğurdu. İşin ilginç yanı, Abant'taki toplantıda, CHP'nin yaptığı kampta tezkere meselesinin orada tartışmasını istemesine rağmen milletvekilleri, orada milleti temsil eden milletvekilleri ile tartışmayı izin vermiyor Kılıçdaroğlu. Ve bunu yetkili kurullar halleder, orada karar verilir deyip kestirip yani atıyor. Parti meclisinde mi konuşuluyor? Ama parti meclisinde de konuşulmuyor. Parti meclisi de ekarte edilerek MYK'ya gidiyor. MYK'da ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama MYK'da da muhtemelen aksi görüşte olsalar bile sesini çıkarmıyor insanlar ve sonuçta Kılıçdaroğlu istediği oluyor. Bu daha önce yine dokunulmazlıkların kaldırılmasında da aynı şey olmuştu. Kılıçdaroğlu parti yetkili kurullarında henüz bir karara bağlanmamışken, tartışma sürerken çıkıp evet, evet diyeceğiz demişti. Malum yerden gelen bir telefon sonrası. Burada manipüle edilen bir CHP yönetimi görüyoruz aslında. İktidarın belli bir kanadı tarafından manipüle edilen, manipüle edildiği çok açık bir CHP yönetimi var. Üstelik demin sorduğun soruya gelirsek, gerçekten rakamlara bakılırsa referandum gibiydi yerel seçimlerde zaten. Evet. Yani iki kutuplu bir seçim oldu tıpkı referandumdaki gibi. Ama ona bakılırsa gözlüklerimi takayım. Rakamları yanlış söylemeyeyim. Şimdi referandumda 4.728.000 hayır oyu kullanılıyor İstanbul'da. İstanbul'da 23 Haziran'da kullanılan CHP'ye giden yine iki kutuplu bir seçim ve sadece CHP'nin adayı, belediye başkanı adayı olarak Millet İttifakı'nın adayı olarak giriyor. Ve orada alınan oy, CHP'nin oyu 4.741.868. Bu hesaba göre referandumdan bu yana CHP'nin alması gereken oyun 500 bin küsurunu alamadığı görülüyor. Yani hayır da alınan oylar Millet İttifakı'na gitmemiş. Evet. 500 bin kadar oy farkı var. Bu çok ciddi bir rakam. Yani ortada alması gereken, muhalefetin alması gereken 500 bin küsurluk oy kayıp. Kayıp şöyle, çünkü bunun hesaplara göre 400 bin kadarı Cumhur İttifakı ve AK Parti ağırlıklı olarak, bunlar gitmiyor sandığa. Büyük bir kısmı. Kalanı da şeye veriyor, Millet İttifakı'na. Adayına, CHP'ye oy kayıyor. Ama şunu görüyoruz ki yani bugün seçim olsa CHP'nin oylarında ciddi bir artış yok.
görünen o ki artış olmayacak. Yani hala bu 400-500 bin kişi CHP'yi tercih etmiyor. Dolayısıyla CHP'nin izlediği politikalarda hiçbir CHP hanesine yazan bir yeni kazanç yok. Ama CHP'nin aldığı oyun önemli bir kısmı İstanbul'da yerel seçimlerdeki başarısı, işte Esenler ve Küçükçekmece örneklerinde görüldüğü gibi tamamen HDP'nin Kürtlere ve İstanbul'daki demokrat kesimlerin, sol ve sosyalist kesimlerin verdiği oylar Kürtlerle birlikte. Ama buna rağmen ya yani bunların Kürtlerin oyunu çıkarsanız, sadece Esenler ve Küçükçekmece'nin oyunu çekseniz CHP'nin İstanbul'da kazanmasının yine de çok zor olduğunu görüyorsunuz 31 Mart'a göre. Çünkü fark çok az. Ne oldu 31 Mart'tan 23 Haziran'a? Şu fark oldu. Birincisi bildiğiniz gibi İmamoğlu'nu Pontus olmakla suçlamaları üzerine bütün Karadeniz bölgesinde çok ciddi oy kaybettiler. İşte aslında AK Parti o kadar vahim hatalar yapıyor ki buna rağmen CHP AKP'nin evet AKP oy kaybediyor ama AKP'nin kaybettiği oyu alamıyor. Yani başka bir örnek daha var yine işte İYİ Parti'nin CHP'nin kendisini çekilip İYİ Parti'nin sağ seçmenin oyuna talip olduğu Milli İttifak'ın illerde de örneğin alamadılar oy. Ve oradaki belediye başkanı adayları da kaybetti. Yalnız İstanbul'da değil. Dolayısıyla CHP yani benim hatırladığım Baykal'ın barajın altında kaldığı CHP'nin Baykal'ın sözüm ona istifa edip sonra tekrar CHP'nin başına geldiği zaman yaptığı ilk açıklamayı hatırlıyorum. Ben izlemiştim muhabir olarak İstanbul'da. O zaman da biz hiçbir cemaatte şey yapmayacağız, dışlamayacağız falan deyip daha gelir gelmez yaptığı ilk konuşma gene sağa yönelik bir açılımdı. O günden bu yana CHP sürekli sağa açılıyor. Sürekli sağa açılıyor ama sağdan oy alamıyor. Aslı çünkü varken sağ, tabii sahtesine vermiyorlar yani. Birincisi o, ikincisi de zaten sağ politikalardan yılmış bıkmış bir halk var. Ve bir alternatif koyamıyorsunuz önüne. Yani siz bugüne kadar bu ülkeyi yıllardır sadece AKP iktidarı değil, ondan önce de zaten sağ iktidarlar yönetti. Onlara bir tek alternatif program çıkartamıyorsunuz. Alternatif bir söz söyleyemiyorsunuz. Onların söylediklerini sadece biz daha iyi yaparız diyorsunuz ve oy alamıyorsunuz elbette ki. Yani şu anda bir de o yetmiyor, yönetim biçimini de parti içine kopyalıyorsunuz. Şu anda işte bildiğiniz gibi tezkereye hayır diyen Mardin, Hakkari ve birçok il ve ilçede Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığı yapıyor. Hepsine kayyum atıyor. Şimdi peki 8 Kasım yani haftaya CHP'nin kurultay takvimi işlemeye başlıyor. İşte mahalle delegeleri seçilecek, arkasından ilçe kongreleri, arkasından il kongreleri, sonra kurultay olacak ki aşağı yukarı Mayıs ayının ortasına kadar sürecek bir süreç gibi görünüyor eğer kurultay ertelenmezse. Şimdi bu özellikle tezkere tartışmaları, ne bileyim kayyum atamalarına karşı sessiz kalınması konusu kurultayda gündeme gelecek mi? Nasıl bir dipten gelen dalga görüyorsun? Tabii gelecek. Çok sert tartışmalar olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na alternatif aday, başkan adaylarının da çıkacağını düşünüyorum. Ama işte bütün bunları gördüğü için zaten il ve ilçelere kayyum atayarak delege yapısını garantilemeye çalışıyor Kılıçdaroğlu şu anda. O yüzden bu kadar daha başka sanıyorum 10 küsur yere daha merkeze daha kayyum ataması bekleniyor, görevden alınması bazı ilçe, il ve ilçelerde.
Yani Erdoğan'ın bu kayyum yöntemi herhalde CHP'de sirayet etti, CHP yönetimine de. Tabii. İşte diyorum ya, zaten her bakımdan kötü bir kopyası olarak alternatif yaratamıyor. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Az önce Erk'le birlikte IŞİD'i konuşurken son grup toplantısında Kılıçdaroğlu o kadar önemli bir şey söyledi ki ve fakat bir ana muhalefet liderinin böyle bir şeyi bu kadar böyle laf arasında söylemesi bile zaten ne kadar kötü bir muhalefet yaptığını gösteriyor. O yüzden kimsenin dikkatini çekmedi. 76 ilde IŞİD örgütlü bu, evet. Türkiye'de. Yani sen bunu bilerek şimdiye kadar niye sustun? ve bunu bilerek tezkereye niye evet dedin? Yani 76 ilde örgütlü ise eğer, senin muhalefet lideri olarak bunu bir an önce nasıl örgütlendiğini ve bu konuda ne yaptığınızı ana muhalefet partisi olarak bize açıklamak, kamuoyunda açıklamakla sorumlusun aynı zamanda. Ve bunun hesabını da sormalısın iktidara. Hiçbirini yapmayıp laf arasında 76'da IŞİD'de örgütlü ülkemizde. Böyle bir muhalefet olabilir mi? Ben de şey gibi soruyorum. Hangi gerekçeyle? Suriye'de ne işin var diyor ya tezkereye evet dedikten sonra. Evet yani iktidarın suç ortağı olduğu için bu tür savaş politikalarında, o yüzden bu savaşın olumsuzlukları üzerinden de bir muhalefet geliştiremiyor. Çünkü kendisi evet dediği bir savaşla karşı karşıyayız. Tabii sorumluluk da ortak. Ortak. Peki İnci, yani pardon. Demirtaş'ın çok önemli söylediği, artık kimse bağrına taş basarak oy kullanmayacak demesi. Bunu CHP de bilerek yapıyor zaten. Yani yoksa bunları, yani burada konuştuklarımızı görememesi, bunların CHP yönetiminin görememesi, bu çıkararsamaları yapamaması falan gibi bir şey söz konusu değil. Burada bir tercih var. Evet, ve devletten yana bir tercih koyuyor. Aslında evet, tercih ettiği AKP devleti sonuç itibariyle. AKP devletine, evet, artık eski devlet de değil. AKP devletini, evet, yani tercih ediyor. Paşa babasının kurduğu devlet de değil yani. Değil artık, evet. Onu da biliyor ama. Yani bunu da bilmemesi mümkün değil. O zaman da tabii benim aklıma başka şeyler geliyor. Açık söylemek gerekirse CHP'nin artık Kürt seçmenden oy alabilmesi için, sadece Kürt seçmenden değil, yani CHP'ye oy veren Alaska'da olsa sol ve demokrat kesimden de oy alabilmesi için çok ciddi bir politika değişikliği yapması lazım ve bunu da deklare etmesi lazım. Evet. Kamuoyuna. Ama bu yönetimle bunun mümkün olması mümkün değil. Yani değişmesi lazım bu yönetim. Değişecek ki yeni bir şey söyleyebilsin. Pek umutlu değilim tabii. Peki, bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, kayyum yöntemi CHP'de işledi. Şimdi bir muhalefetsiz kurultay yapmak üzere. Evet. İncil'in de aktardığı gibi belli yerlere kayyumlar atayarak kurultaya gidiyor. Aslında çok önemli şeyler söyledi gerçekten de. Yani sonsuz katılıyorum. Bu sağcılaşma meselesi ve gerçeği varken çakmasına niye oy verelim? Bundan asla vazgeçilmiyor. Tabii üzüm üzüme baka baka mı kararır derler. Öyle bir laf vardır. Öyle bir laf vardır. Bu mudur? Bunu bilemeyiz. Ama işlerin işte burada söylendiği oy oranlarından da bunu CHP'li vekiller de bizzat birebir görüşmelerimizde ifade ediyorlar. Şunu söylüyorlar. Aslında AKP oy kaybettiği için biz yükseliyor gibi, evet, görünüyoruz diyorlar. Bu çok sıkıntılı bir ifade aslında. Yani bunun bir biçimde çözümünün aranması gerekiyor. Doğrusu da 3-5 milletvekilinin cesaretiyle yürümüyor artık bir şeyler. Bu da
görünüyor. İsim isim bile gidebiliriz. Hani İlhan Ciyaner'in, Sayın İlhan Ciyaner'in, Ali Şeker'in koyduğu tavrı 3-5 milletvekili daha koyamıyor. Tabii onların da sayısı çok sınırlı. Evet, CHP'nin içinde. Sayı da sınırlı olunca yani biz yine neyi konuşuyoruz? Yani kıyamet koparken tank palet fabrikasını konuşuyoruz aylardır. Çünkü başka bir konu konuşsa sıkıntı olacak. Evet. Şimdi nedir? Mesela bugün Rus Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama yaptı ve dedi ki bölgede Kürt sorunu görmezden gelemeyiz dedi. Evet. Ama mesela CHP anlayışı böyle bir sorun yokmuş gibi. Özellikle merkezi yönetim anlayışı, merkez kadrosu, merkez yapısı böyle bir sorun yokmuş gibi devam ediyor. Ne yazık ki ama işte gitmiyor. Yani Cumhuriyet Bayramı üzerinden laiklik devşirmekle de olmuyor. İşte biz de sabahtan beri laiklik anlatıyoruz. Yani sizin ordunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, beğenirsiniz beğenmezsiniz 100 senedik bir geleneği var. Bugün Selefilerle işbirliği yapıyor diyoruz. Yani bundan daha damar bir laik tutum olabilir mi? Zaten bazı laikçilerin şu tavrı çıktı ortaya. Yani sınırda Kürtler olacağına IŞİD olsun. Evet. Tavrı gayet net çıktı ortaya yani. Evet. Bu Kürt nefretinden doğan bir yaklaşım. Yani biraz bu kadar keskin görmüyorum ben meseleyi. Biraz İnce Hanım'ın söylediği, evet bunu görüyorlar. Ben biraz görmediklerini de düşünüyorum. Ve bir tarafıyla korkuya teslim olduklarını ve seninle de konuştuğumuz üzere aslında ya bunları da çok görmeyelim. Çünkü görürsek de bunlarla bir şey mücadele yapmamız bir şey yapmamız lazım. O yüzden güvenli limanlar var burada işte yani Atatürkçülük gibi, gardırop Atatürkçülüğü gibi, işte laiklik gibi ama o da... Gerçi bunu Deniz Baykal denedi, bir milimde bir arpa boyu da yol alamadı yani. Olmaz çünkü yani Türkiye gerçekten gün geçtikçe çok daha sert şeylerle mücadele ediyor. Bu sertlikte eğer bir bariyeriniz olmazsa hep geri adım atıyorsunuz demektir. Biz işte aslında o iştifşafi seçimleri miydi? İstinşafi. Ondan beri tabii. Yani bir arpa boyu hani şekil olarak yani İstanbul zaferi tırnak içinde gibi bir şeyle AKP iktidarının üzerine gittik. Ama hatırlayın ya biz AKP'ye ne kadar geri adım attırdığımız zamanlar oldu yani. Gezi gibi, bombalar patlarken bile alanların doldurulması gibi. Ama şimdi ne yazık ki yine o noktalarda bile değiliz evet. Yani. Şimdi artık gerçek yazar Armağan Kargılı katılacak bize. Armağan hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Biz de Suriye'den kalktık, muhalefetin hallerine kadar geldik. muhalefetin yapmadığını biz yapalım bari deyip bazı konuları eşeleyelim istersen. Önce bir şey sormak istiyorum sana. Erdoğan Amerika'ya gidecek mi? Şimdi tabii çok zor bir soru. Henüz sanırım kendileri de bilmiyorlar Erdoğan Amerika'ya gidecek mi? Çünkü biliyorsunuz soru işaretlerim var dedi. Nedir soru işaretleri dersek? İşte Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta kabul edilen Türkiye'ye karşı yaptırımlar öngören yasa tasarısı. Şimdi çok sert bir yasa tasarısı bu seferki. Yani daha önce Trump'ın kendi iktidarı tarafından çıkarttığı gibi değil. Çünkü direkt olarak Erdoğan başta olmak üzere birçok ismin mal varlığının araştırılması isteniyor. Dolayısıyla biraz zor gibi görünüyor. Yani şimdi Erdoğan hakkında böyle bir tehdit ortada dururken Erdoğan'ın oraya gitmesi, çünkü tasarıda bazı isimlere vize verilmesinin engellenmesi, yani Amerika'ya ziyaretlerin engellenmesi gibi bazı başlıklar var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta iki tane tasarı geçti Temsilciler Meclisi'nden. Evet. Biri işte bu yaptırım tasarısı, öbürsü de Ermeni soykırımını tanıma konusundaki yasa tasarısı olmak üzere. Şimdi tabii bunlar Senato'ya gidecek. O ayrı mesele. Yani şu anda henüz yasa haline gelmiş değil. Senato görüşecek ama
çok büyük bir çoğunlukla geçirdiler. Yani hem demokratların hem cumhuriyetçilerin onayıyla geçirdiler. Dolayısıyla senatoya da gittiği zaman, eğer senatoya giderse, sanki oradan da geçecekmiş gibi. Tabii o zamanki ilişkiler ne olur, hani nasıl pazarlıklar döner, onu henüz bilmiyoruz ama Erdoğan'ın Amerika'ya gitmesi konusundaki soru işaretlerinin sanırım en önemli noktalarından bir tanesi bu. Bir yani 24 tabii. Ekim'de Erdoğan TRT'ye çıktı. Amerika'ya gidecek misiniz diye sordular. Dedi. Elbette daveti icabet edeceğim dedi. İcabet edeceğim dedi. Bu kararın geçmesinden sonra Temsilciler Meclisi'nde 30 Ekim'de bazı sorunlar var, değerlendireceğiz dedi. Soru işaretleri var benim evet. açımdan, bunları değerlendireceğim dedi. İşte muhtemelen o soru işaretleri, hani bunlar olsa gerek, bizim bilmediklerimiz başka soru işaretleri de varsa. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Halkbank konusu hem bu tasarının içinde var, hem de ayrıca mahkeme bu konuda soruşturmayı devam ettiriyor. Yani hani bu da bir tehdit olarak, Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak bulunduğu yerde duruyor. Çünkü Suriye'ye karşı yaptığı işte Suriye'ye, Kuzey Suriye'ye girmesini bir işgal olarak tanımlıyor. Şu anda Amerika'da birçok kesim ve buna karşı çıkıyor. Türkiye'nin savaş suçu işlediğine dair iddialarda hiç de öyle yabana atılacak tarzdan değil. Oldukça yoğun bir şekilde tartışılıyor. Evet, bugün hatta Stockholm Üniversitesi'nden bir uzmanın görüşü vardı. Beyaz fosfor gazı kullanıldı, kimyasal silah kullanıldığı yolundaydı. Hatta bunun işte Times gazetesi bu konuda ciddi bir araştırma içerisinde. Çünkü bir çocuğa, yani o fosfor gazından yaralandığını iddia ettiği bir çocuğu Fransa'ya götürdü. Şey olmasın, deliller kaybolmasın ve tarafsız bir yerde tespit edilsin diye. Ve son olarak Türkiye elinde fosfor bulunmadığını söyledi. Times gazetesinde çıkan bir haberde de İngiltere'nin Türkiye'ye fosfor sattığını evet. ortaya çıkardı. Bu açıdan da aslında hani eğer bunlar ciddi bir şekilde, yani siyasi işte bir takım kaygılarla ya da pazarlıklarla geri plana atılmazsa, yani insan hakları açısından değerlendirilir ve incelenirse, ciddi sorun açacak konular Türkiye iktidarının başına, Türkiye'nin başına değil, Türkiye'deki iktidarın başına. Çünkü onu evet. özellikle vurgulamak gerekiyor. Şu anda Ermeni soykırım tasarısının işte meclisten geçmesi, Temsilciler Meclisi'nden geçmesi, Cumhuriyet'te başta olmak üzere hani Türkiye'ye karşı evet. Türkiye'ye karşı muhalefetin falan, de böyle bir anlayışı var ne yazık ki. Muhalefetin de böyle bir anlayışı var. Artık bu şeyden çıkmamız gerekiyor. Bu Türkiye'de bir kesimi temsil ediyor olabilir. Bu dünyanın her yerinde böyle iktidarlar sadece belli kesimleri temsil ederler. Onlarla özdeş olursunuz ya da olmazsınız. Oy vermiş bile olsanız yaptıkları yanlışlarla özdeşleşeceksiniz diye bir koşul yok. İktidarınız sizden yana bile olsa yaptığı yanlışa karşı çıkabilme cesaretini göstermek gerekir. Bizdeki muhalefet gibi aman işte ülkemize şöyle yapıldı, böyle yapıldı gibi bir zavallılık işte ancak herhalde böylesi ülkelerde oluyor. Ondan sonra işte neden bu iktidar ayakta kalıyor sorusunu iktidardan çok muhalefette aramak gerektiğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Yani işte diyor ki sana yaptığım yardımları hatırlıyorsun falan diyor Trump mektubunda. Şimdi muhalefet diyor ki bize verildi o mektup. 80 milyona verildi diyor. Evet. Ya 80 milyon yardım mı etti Amerika? Bana etmedi mesela yani. Ben haricim yani buradan. Yani onuru kırılmış muhalefetin. Yani hiç hani benim peki onuruma yani, hiç dokunmadı o mektup. Erdoğan 13 Kasım'da Amerika'ya gidemezse Trump'ın mektubunu da geri götüremeyecek galiba. Şimdi 13 Kasım'da Amerika'ya gitmesi yani Temsilciler Meclisi'ndeki konuya aslında bakmak lazım. Yani o
mektup falan. Bunlar işin hani artık bana kalırsa artık magazin boyutu ve bundan çıkarmak gerekiyor. Çok ciddi bir boyutu var. Çünkü şu söyleniyor Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısında Erdoğan başta olmak üzere işte bir takım isimlerin mal varlığının araştırılması. Şimdi mal varlığının araştırılmasından neden rahatsız olacaksınız? Örneğin bana deseler ki senin mal varlığını araştıracağız. Bunu araştırın. Yani hani olmayan mal varlığımı araştırsan ne olacak? Araştırmasan ne olacak? Hani bir yüzükle gelmiştin iktidara. Dolayısıyla senin de mal varlığın benimki kadardı dolayısıyla. Hani şimdi niye mal varlığının araştırılmasından korkuyorsun ve neden böyle bir diplomatik ilişkiyi sürdürmenin önünde engel olsun? Şimdi bütün... burada bir şey sorabilir miyim? şimdi yaptırımlar paketi içerisinde Erdoğan'ın mal ailesinin mal varlığında araştırılması var. Evet. Şimdi nasıl bir yaptırım tahayyül ediyorlar ki bu işten Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığını araştırıyorlar? Başka bildiklerim var. Tabii aslında şöyle yani hani Türkiye'yi zorda ya da işte bu iktidarı zorda bırakacak şeyler. Muhtemelen yani hani zorda bırakacak bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü diyor ki işte Suriye'ye yapılan şeyden operasyondan etkilenen işte hani bundan kar sağlayan kesimler. Şimdi ne karı sağlıyorsun? Hani nasıl bir kar sağlıyorsun ki aynı zamanda Erdoğan'ın mal varlığını da araştırıyorsun? Bayağı şey hani girip bir ilişki bu ilişkiye fazla girersek sanırım hani bizim açımızdan zor tanımlanması zor bunları söylemek, araştırmak. İstersen buradan şeye geçelim. Yani bu yolsuzluk meselesi dünyanın bugün başındaki en büyük bela. Bütün dünya verilerine baktığımız zaman yolsuzluk yani hani dünyada bu gelir adaletsizliği meselesinin kökenine baktığımız zaman tamam evet hani işte diyoruz ki %99 %1 bundan daha da tabii vahim kavram şeyler var, veriler var. Yani örneğin dünyanın en zengin 26 kişisinin işte gelirinin dünyanın en yoksul 3,5 milyarına eşit olması falan gibi. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda işte sanayi bilmem ne şu bu falan filan gibi işte babadan oğula. Bu değil yani dünyada baktığımız zaman özellikle de hani insanlık çerçevesinden bakarsak eğer edinilmiş mal iki şekilde zenginlik var dünyada. Ya hırsızlıkla zengin olunmuştur ya da artı değerle zengin olunmuştur. Yani Marksist açıdan baktığımız zaman bunun bir üçüncü şey yok yani üçüncü bir şıkkı yok. Ya çalmışsınızdır zengin olmuşsunuzdur ya da dediğim gibi yani hani birilerini sömürerek zengin olmuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda o işte dünyanın %99'u demek ki bu dünyanın %1'ini taşıyor. İşte bu en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor şu anda dünyada. Bütün hayatlanmalara bakarsak şimdi özellikle Lübnan, evet. Irak, işte Azerbaycan gibi yerlerdeki ayaklanmalara ya da Cezayir'deki ayaklanmalara baktığımız zaman sanki böyle daha Orta Doğu, daha farklı bir dinamiği varmış gibi geliyor ilk baktığımızda. Halbuki bu sefer çok farklı bir dinamiği var. Ben o nedenle bu eylemleri dünyada son günlerde arka arkasına gelen, hani böyle bir dalga şeklinde yayılan bu eylemleri Arap Baharı'na benzetenlerle çok aynı düşünmüyorum. Yani çünkü Arap Baharı'nda farklı bir şey vardı. Arap Baharı'nı hatırlayalım hep beraber. İşte özgürlükler, işte daha çok demokrasi talepler. Talebi, evet. Sonradan daha çok işte dini özgürlükler çerçevesine de büründü aslında. Ama ortaya getirilen talepler genellikle siyasal taleplerdi. Halbuki şimdi çok farklı bir şeyle karşı karşıyayız, durumla karşı karşıyayız. Dediğim gibi Azerbaycan'dan, Irak'tan, Lübnan'dan işte Şili'ye, Ekvator'a, Haiti'ye varıncaya kadar gelir adaletsizliğine, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı insanlar sokaktalar. Mesela Irak'ta ne diyorlar? İşsiziz diyorlar. Yani gençler evet. Sokaklardalar ve işsizlikten, yolsuzluktan şikayet ediyorlar. Aynı şekilde Şili'de insanlar metroya yapılan işte zamla
sokağa çıktılar. Ama neye karşı çıkıyorlar? Neoliberalizme karşı çıkıyorlar. İşte çeşitli kesimler var aralarında, evet, ama temel karşı çıkış noktaları hepsinin yoksulluk, yolsuzluk, gelir adaletsizliği. Şimdi buradan baktığımız zaman bu seferki bir sistemle hesaplaşma. Yani Arap Baharı, işte atıyorum Turuncu Devrim ya da ne bileyim mesela Gezi dedik. Gezi bir sistemle hesaplaşma değildi. Evet. Sonradan dönüşebilirdi. Bu talepler dile getirilebilirdi ama çıkış şekline bakarsanız ve taleplere bakarsanız bir sistemle hesaplaşma. Yani sınıfsal karakteri daha çok öne çıkan yoktu. İsyanlar bunlar. Evet, ama şimdiki tam anlamıyla sınıfsal karakteri öne çıkıyor. Bunu nereden de görüyoruz? Örneğin Lübnan ve Irak'a bakalım. Yani mezheplerin, işte dinlerin, etnisitenin en yoğun olarak ayrıştığı yerlerden birinden söz ediyoruz. Hatta hem Lübnan'da hem Irak'ta anayasalar bu ayrışma üzerine kurulu. Yani işte Cumhurbaşkanı örneğin Irak'ta Kürt olacak, işte Başbakan Şii olacak, Şii Arap olacak, Meclis Başkanı Sünni Arap olacak. Lübnan'da yine benzer bir şey. Cumhurbaşkanı Hristiyan olacak. İşte Başbakan Sünni Müslüman olacak. İşte Meclis Başkanı da Şii Müslüman olacak. Şimdi dolayısıyla yani bu hani mezheplerin artık siyasi temsile kadar vardığı yerlerden söz ediyoruz. Sokakta ise bu ayrışmayı şu anda görmüyoruz. Ha, bir süre sonra bu ayrışma körüklenir mi? Yani çünkü böylesi bir kalkışmayı en kolay böleceğiniz yer işte bu görünen ayrışmalardır. Yani bu Irak'a da Lübnan'a da bakınca aslında mezhepler üstü bir mesele var. Evet, ve sınıfsal karakteri var. Evet, çünkü eylemler sonucunda örneğin Hariri'nin istifası istendi. Hariri istifa edeceğini açıkladı ama sokaklar şu anda yetmez diyor. Evet. Önemli bir slogan atıyorlar. Hepsi demek hepsi ya da işte hepiniz demek hepiniz diye slogan atıyorlar. Bu ne demek? Yani bizim umurumuzda değil. Şiisiniz, Sünnisiniz, yolsuzluğu, yoksulluğu beraber yarattınız. Dolayısıyla hepiniz gidin istiyoruz diyorlar. Aslında söyledikleri şey devrim istiyoruz diyorlar. Çünkü zaten şu anda hem Facebook hesaplarında hem işte Instagram hesaplarında örneğin devrim kelimesini kullanıyorlar. Bu Şili için de böyle, Ekvador için de böyle. Yani hani Güney Amerika'daki durum bundan farklı değil. Mesela Güney Amerika'da da ayaklananlar kimler diye baktığınız zaman evet öğrenciler, gençler ama bunun yanında örneğin Mapuche halkı ayakta. Yani evet. Onlar da neoliberalizmden bugüne kadar en fazla ki azınlıklar her zaman dünyanın her yerinde neoliberalizmden en fazla hani etkilenen gruplar oldular. İşte onlar da ayaktalar. Hem özellik talebiyle ayaktalar hem de bu neoliberalizmin eşitsizlik, gelir adaletsizliği bu yarattığı uçuruma karşı ayaktalar. Dolayısıyla şu anda sokağa baktığımız zaman, sokaktan baktığımız zaman mezhep yok, dil yok, din yok, işte ırk yok, ne bileyim milliyet yok. Bundan sonra olur mu? Neoliberalizm kendisini ayakta tutabilmek için kullanacağı önemli mekanizmalardan bir tanesi. Yani son yıllarda neden biz sürekli örneğin milliyetçiliğin hatta ırkçılık düzeyine varan milliyetçiliğin arttığından söz ediyoruz. İşte ne bileyim Avrupa'da bile örneğin ırkçı sağın geliştiğinden söz ediyoruz. İşte yani bu giderek meşrutiyetini geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bunları. Neoliberalizm bitmedi ama meşruiyeti bitti diye. Evet. Giderek meşruiyetini kaybeden neoliberalizmi ayakta tutma çabaları muhtemelen burada öne çıkıyor. Şimdi buradan peki ne olur, nereye gider sorusuna da çok kısa bir şekilde bakalım istersen. Çünkü evet bir karşı çıkış var.
Hatta dediğim gibi yani devrim sloganları atılıyor. Neoliberalizm ciddi bir şekilde hedefe konuyor. Peki ne istiyor gençlik sorusunda? Şu anda ne istemediğini biliyor. Yani evet, henüz ne istediğine ilişkin bir modeli yok. Bu daha önce de aslında çeşitli şeylere baktığımız zaman, kalkışmalara, ki en önemlisi ben ona daha çok benzetiyorum. Occupy Wall Street Journal, pardon Occupy Wall Street eylemleriyle geçtiğimiz hafta da aynı yanlışı yaptığım için gülüyorum. Occupy Wall Street eylemlerine baktığımız zaman görüyoruz. Orada da %99 ve %1 ayrımı ön plana çıkartılıyordu. Hedefte neoliberalizm vardı. Ancak karşı çıkılıyordu. Son derece radikal söylemler vardı ama yerine ne koyacaklarına ilişkin kimsenin kafasında bir formül, bir netlik, bir ortaklaşma yoktu. Yani şu anda gençlik neye karşı çıktığını biliyor, neye karşı olduğunu biliyor. İşte yolsuzluklara karşı en başta, yoksulluğa karşı, işsizliğe karşı, bu gelir adaletsizliğine karşı. Ama bunun yerine ne koyalım konusunda şu anda aralarında bir ortaklık yok. Dolayısıyla daha kırılgan, yani hani bir birlikte örgütlü bir yapı olmadıkları için daha kırılganlar. Şimdi buna ilişkin bir umut var. Nereden derseniz işte Marx bir dönem demişti değişim İngiltere'den başlayacak. Bu sefer değişimin, evet, İngiltere'den başlayacağına ilişkin bir umut ışığı var. Nedir? İşte 12 Aralık'ta sonunda işte Brexit tartışmalarından bunalan İngiltere 12 Aralık'ta seçime gitme kararı aldı. Ve dolayısıyla şu anda iki görüş çekişecek İngiltere'de bu seçimlerde. Çünkü İşçi Partisi, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi seçimi bir sadece bir Avrupa Birliği meselesi, Brexit meselesi olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Tam tersine seçimde %99, %1'den büyüktür. Onlar azınlık, biz çoğunluğuz fikrini işleyecek. Çünkü dünyadaki veriler şunu gösteriyor. Sadece %1 oranında varlık vergisi koyduğunuz zaman, varlık vergisi zaten zenginlere koyuyorsunuz yani, dolayısıyla yoksulluğa ilişkin bizim korkacak bir şeyimiz yok yani. %1 varlık vergisi koyduğunuz zaman bütün dünyanın, sadece bir bölgenin değil, bütün dünyanın işte eğitim sorununu, açlık sorununu çözebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla şu anda Jeremy Corbyn'in modeli de varlık vergisi koymak. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağım modeli. İşte bu model belki hani neoliberalizmi en azından biraz daha yumuşak bir hale getirebilir. Evet, bir sistem değişikliği getirmez ama yumuşatabilir, bir değişim yaratabilir. Belki bu dönem içerisinde de gençler, çünkü artık ileriye yönelik, bayağı ciddi ileriye yönelik bir şey konuşmanın zamanı geldi. Bundan sonra nasıl bir dünyada yaşamak istediklerine ilişkin bir modeli belki kendileri yaratabilirler. Çünkü bu model, yani 26 kişinin dünyayı, işte dünyanın yarısından fazlasının gelirinden fazla olduğu, bu kadar, bu denli bir eşitsizlik, bu sadece bir istatistik değil, bunun bir anlamı olmalı. Bu anlamı bilmiyorum. Yani hani altını doldurmak sanırım onlara düşecek, gençlere düşecek. Doldurabilecekler mi? Belki biz görmeyeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Kolay gelsin. Görüşmek kolay üzere. Süremizin de sonuna geldik. Evet, süremizi doldurduk, hatta geçtik bile. Son sözlerini alayım Erk. Valla ben Arman abladan biraz gideyim. Klasik Marksizm ne diyor hani? Çalmadan ve sömürmeden olmaz diyor. Victor Hugo da edebiyat dünyasından diyor ki her büyük servetin ardında bir büyük günah vardır diyor. Yani biz çarşı çocuğuyuz, daha basit ölçekli bir şey söyleyelim. Yoksullara ekmek yoksa zenginlere huzur da yok. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Hür Artı Gerçek programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.